Atölyemde kendimi gerçekten çok rahatlamış ve mutlaka bir şeyleri yapmaya enerjik bir şekilde hazır hissediyorum. Sabahleyin erken saatleri özellikle tercih ettiğim bir saat. Sisin, havanın, doğanın kokusunu alabilmek beni gerçekten odaklıyor çalıştığım şeylere. Atölyenin içinde olmak bile beni mutlu ediyor. Sıcak fırın çalışması yaptığım için biraz tehlikeli bir ortam. 1200 derece civarında olması gerekiyor çalıştığımda camın. Fakat orada kendimi gerçekten doğru yerde ve tam ortamımda hissettiğim bir alan. Sanatı gerçekleştirmek için kullanmak zorunda olduğum bir alan değil benim için. Aslında kaçtığım bir nokta değil, bir anlamda kendimi bulduğum bir yer atölye. İstanbul, Nişantaşı, Teşvikiye'de doğdum fakat hemen 2 yaşında Levent'e taşındık. 2. sınıfta da Etiler'e taşındık ve Etiler o zamanlar dağ başıydı. Yani hakikaten dağ başıydı. Dolayısıyla İstanbul'un kenar kıyısındaki çok doğal bir ortamda diye büyüdüm. Ondan sonra hep orada kaldım. Babam bir iş adamı, mühendis, disiplinli bir mühendis. Annem sanata aslında çok yatkın. Fakat 40'lı yaşlarından sonra resme başlayıp sanata adım alabildi. İlkokul 2'den 16-17 yaşlarıma kadar geçirdiğim süreçler beni şimdi camda seçtiğim konularda çok yönlendirmiş. Daha sonrası değil. Liseyi bitirdikten sonra aslında Mimar Sinan'a gitmek istedim. Fakat mahalle baskısı her zaman başka konularda olmuyor. Bu konuda da resmen mahalle baskısı yüzünden. Ticaretle ilgili konular hep okumak durumunda kaldım ve ticaret yaptım. Bir kardeşim var fakat aramız sadece 20 ay ve çok yaramazdı. Hep beni uğraştırmıştır küçükken. Yapı olarak kardeşim çok cesur, çok atılgan ve çok da hareketli bir insan hep oldu. Yani küçükken öyleydi ama büyüdüğünde de bu şekilde devam etti. Ben de tam aksine çekingen, biraz daha içe kapanık. Hatta korkak oldum. Fakat kardeşimin bu hareketliliği küçükken şikayet sebebiyken tabii sonradan anlıyorum ki beni dışarıya açılımlarımda cesaretlendiren, bu hareketlerin çok normal olduğunu bana algılattıran bir eğitim haline dönüşmüş. Öyle bir ilişkimiz var. Güzel bir abla kardeş ilişkimiz var her zaman. Henüz sıcak cam fırınları açılmadı, cam ocağı açılmadığı bir zamanda, 2000 civarı demek ki, Ebru derslerine başladım. Eray Atay'dan Ebru dersleri aldım. 8 ay sürdü. Onun dışında da seramik mi yapmalıyım, porselenine mi geçmeliyim, hani hiç kaliteli seramikler yapılmıyor, bilinmiyor, onlara mı acaba bulaşsam derken, cam ocağı açıldı 2002'de. Ve ben üniversitede okuduğum ekonomi, daha sonra da 25 yıllık profesyonel uluslararası ticaret hayatımı bitirip cam ocağında, tabii ilk başlarda hemen bitirmedim, cam ocağında part-time çalışmalara, hafta sonları hobi gibi başladım. Sonra baktım, evet bu bayağı ciddiye doğru devam ediyor. Kendimi iş hayatından emekliye ayırıp artık ben bir sıcak cam üflemeci oldum. Camı bir sanat malzemesi olarak ele aldığımızda herkes katı, kırılgan, sert, tamam ışık geçiriyor ama hani eğilip bükülmesi mümkün değil ve farklı şeyleri elde etmek sadece kesmeyle, biçmeyle ve kırmayla olurmuş gibi geliyor. Yani bunun eğitimini almamış birisine malzeme olarak hissettirdiği şey bu. Fakat cam aslında akışkan. Yani zaman geçtikçe çok mikro düzeyde ölçülebilse, bunun çalışmalarını yapanlar da var.
halen hareket etmeye devam eden bir malzeme, enteresan bir malzeme. Camda kırılganlığı kullanarak da sanat yapabiliyorsunuz, kırma şeklinize bağlı olarak. Akışkanlığıyla da ilgili bir sanat yapabiliyorsunuz. Onu akışkanken ki hallerini ve renk geçişlerini ona göre ayarlayarak, göstererek. Ve sadece blok bir beton gibi yerinde durduğu haliyle ister içindeki desenlendirme veya derinlik vererek veya opak bile kullanırsanız sanki bir beton veya seramik misk gibi bile çalışabiliyorsunuz. Onun için enteresan bir malzeme. Sıcak cam Ebru çalışmalarım, diğer çalışmalarımın biraz önüne çıktı aslında. Bu aldığım hibeyle de geliştirdikten sonra profesyonel düzeyde kale alınır oldu. Hocalarım, uzmanlar bu konuda çok ciddi yorumlar yapmaya başladılar. Çalıştığım beraber aynı ekibin içerisinde tekniğimi geliştirirken hep tabii ustaları da soruyoruz. Onlar biz daha önce böyle bir teknik görmedik yorumlarında bulundular. Aslında benim başlangıçta öyle bir niyetim yoktu. Yani öyle bir ilk ben bir şey yapayım derdim yoktu. Fakat anladım ki hiç ebru yapıp sıcak cam üfleme yapan birisi olmamış anladığımız kadarıyla. Bu tekniğin tek olduğuna dair pek çok uzmandan ben destek alınca patentine de başvurdum. Çünkü bu konuda gerçekten ülkemize mal olmasını istediğim bir teknik aslında artık bu. Çünkü ebrunun bizim geleneksel Türk geleneksel ebrumuzun desenlerini teknik olarak camda uygulamış oluyorum. Çünkü desen olarak bırakamıyorsunuz. Nasıl kitreli suda biz onun içine girdiği oranda renkleri hareket ettirebiliyorsanız camda da yüzeyindeki bir santimin içerisinde o ebrulandırma diyorum artık ona ben. Ebrulandırma yapıyorum camda. Çünkü bir desen gibi bahsettiğinizde sanki üzerine serigrafi baskı gibi algılıyor insanlar. Anlatabilmek için görmeleri gerekiyor. Gördükleri zaman ancak gerçekten içine akışkanken teknedeki gibi o ebruyu uyguladığımı anlatabiliyorum. Hatta patent aşamasında bunu tariflendirmek ve tarif etmek gerçekten birkaç ayımıza mal oldu çalışırken. Sözlendirmesini nasıl ayarlayacağımızı da çok zorlandık. Ümit ediyorum ki bunun buluş ayağı kabul edildi. Diğer aşamalarına, ülkeler bazındaki aşamalarına da geçiyoruz yavaş yavaş. Ümit ediyorum ki bu sevilir, gençler tarafından da sevilir ve tamamen bize ait bir sıcak cam tekniği olarak devamı gelir. Tabii ciddiye alıp hem ebruyu özümseyip hem sıcak cam üflemeyi ilerletmeleri lazım. Ama zannediyorum ondan sonra hiç değiştirilemeyecek bir yeri olacak bizim cam tarihimizde, ümidindeyim aslında. Çünkü diğer ülkelerde karışık teknikle marbling denen, aslında İngilizcesi marbling ama bizim anladığımız ebru anlamındaki marbling değil, karıştırma anlamındaki marbling, misketlendirme, mermerlendirme gibi karışık teknik denen yöntemlerle yapılan işlerin hepsini bilen hocalarımız bile gördüklerinde matematiğini çözemedikleri için Türk ebrusu bilmediklerinden üzerindeki konunun bildikleri marblingle yapılmadığını hemen fark ediyorlar. Bence ülke olarak bunu sahiplenip kullanmamız gerektiğini gerçekten düşünüyorum. Ben zaten kendim çok zevk aldığım için yapmaya devam ediyorum. ...1200 derecede ebru ilk solo sergim Deniz Müzesi'nde 2011 senesinde. Onun çalışmalarını ortaya çıkarabildim. Ve 12 parçayla, önemli boyutta ebrularla sergiyi açabildim. Gerçekten benim tahminimin üzerinde bir ilgi oldu aslında. İlk defa bir sıcak cam ebrusu ortaya çıktı. Fakat insanların bunu ne kadar dikkate alacağını, çünkü genelde baktıklarında bunun bir desen olduğunu düşünüyorlar. Bir çeşit transfer baskı yaptığımı düşünüyorlar. Böyle bir yöntem olduğunu düşünüyorlar. Fakat
Halkımızın ebru bilgisi zannediyorum. Bu konuda bana çok yardımcı oldu. Gerçekten sergi çok büyük ilgi gördü. Ve ilk defa böyle bir kişisel cam sergisi uzun zamandır en azından açılmadığından eminim. Olmasına rağmen satış da çok o anlamda başarılı geçti. Ben o sayede aslında çalışmalarımın devamına yüreklendirilmiş oldum. Bu çalışmalarımda çok yüksek ısıda çalıştığım için malzemenin idaresi en az iki misli daha zorlaşıyor. Renkler kimyasını değiştirmeye başlıyor. Çift şarame, çift oksijen, tromelde daha uzun kalma, daha uzun sürelerde kalmaktan ayrı daha sık sık tromele girip çıkma. Belli bir noktadan sonra renklerin kendi yapılmış kimyasını, yani renkler derken renkli camları kastediyorum. Renkli camları şeffaf cama uygulayarak yapıyorum zaten. Hiçbir şekilde boya, pigment veya başka bir boya renklendirme tekniği kullanmıyorum. Yüksek derecedeki ısı kimyalarını değiştirdiği için sorunlar yaşayabiliyorum. Fakat uzun yıllardır bunu belli ekip arkadaşlarımla, diğer cam sanatçısı arkadaşlarımla beraber çalıştıkça belli bir el melekesine ulaşıyoruz. Dolayısıyla arada bir bu kadar büyük parçalar da çıkarabiliyoruz, çok nadir de olsa. Özelliklerine dayalı, bağlı olarak 1200 dereceye uzun süre maruz kaldığında bazıları daha yumuşak, bazıları daha sert oluyor içindeki renklendirme yapan madenler. Dolayısıyla gövdenin üzerindeki dengeyi sağlamak için daha fazla ısıtma, daha fazla marver dediğimiz masaüstü yoğurma ve şekillendirirken de, mantarla yassılaştırırken de, hep ben modern olsun diye yassılaştırma çok kullanıyorum. Yassılaştırırken de daha çok daha çökmemesi için dikkat etmemiz gerekiyor ısı yönetimine. Ebru olarak şimdilik yapmadığım birkaç ebru var, fakat gel git, bülbül yuvası, hatip, çarkı felek ebrusu, şal ve tarak, en son denememde tarağı da özel bir alet yaparak başardım iki parçada. Bunları uygulamaktayım. Üç ana forma sadık kalıyorum ebrumda ilerleyebilmek için. Mükemmel olmayan daire, tohum ve su damlası. Bu ortadaki parçamda inceldiği yerden koparsa da ismi. Çünkü İzzet Usta, ben ve Mehmet bunu çalışırken kendime ayırdım. Sergiye çıkmasına rağmen veremedim. Tepesinden hatipini yaptığımızda üfleme dengesini kaçırdığımız için patlatmıştık tromelin içerisinde. Fakat o kadar iyi bir ekip çalışması olmuştuk ki içeride hepimizin eli aynı şekilde pipoya müdahale ederek normalde çökmesi beklenirken onu çökmeden içerideki ısıyı onun rüzgarı olarak kullanıp bu şekilde sabitleyebildik. Tepedeki yırtılma tamamen kendi doğal yırtılması. Dolayısıyla buradaki hatipten dolayı çok fazla üfleme sonrası inceldiği için o olduğundan ben de inceldiği yerden koparsa da böyle koparın demeye getirdim. Benim için özel anısı olan bir parçadır. Çalışmalarımda çeşitli hocalarımın ve vakıfların desteklerini de zaman zaman alabiliyorum. Gençlerin de bu konuya çok ilgi duymasını ümit ediyorum. Ebru'yu yapmak zaten benim için çok keyif verici bir şeydi. Bir de sıcak camda ebru yapmak bunun mutluluğunu birkaç misli daha arttırıyor. ...2002 yılında gazetede gördüğüm bir ilan üzerine cam ocağının açıldığını fark ettiğimde hemen ilk kurslara yazılan öğrencilerdenim ben. Zaten cam üflemeye daha önce aşık olmuştum. Sevgili Yılmaz Yalçınkaya, iyi ki sıcak cam üflemeye o da aşık olmuş zamanında. İşiyle beraber
Yıllarca bütün dünyadaki cam eğitim merkezlerini sıcak cam alanında gezerek, bilgi toplayarak gerçekten dünyada 11-12 adet olan bir düzeyde bir eğitim merkezi açtılar. Daha önce hiç sıcak cam üfleme yapmamız mümkün değildi Türkiye'de. Bu vesileyle hatta ben Yılmaz Bey'e hayallerimi gerçekleştiren adam diye isim koydum. Gerçekten inanıyorum ki bizim bir yüzyıl sonra sıcak cam, studio glass dediğimiz dünyada studio glass olarak adlandırılan sıcak cam üflemedeki ilerlemelerimiz gerçekten cam ocağına mal olarak anılacak, yazılacak, çizilecek. Cam sanatının güncel sanatla aslında muhteşem bir dili var, uyumlu olan. Önemli olan gerçekten çağdaş bakış açısını bunda korumak, yakalamak. En azından o noktaya açık kalmak. Gelenekselliği korumak bağlamında aslında gerçekten gelenekselin kendi alanında korunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü camda hem gelenekseli hem çağdaşı diğer bir sürü malzemedeki gibi uygulayabiliyorsunuz. Gelenekseli iptal ederek çağdaşlaşmak gerekmiyor. Sadece çağdaşı çalışarak gelenekselden de kopmak gerekmiyor. Tam aksine birbirlerini beslemeleri gerekiyor bana göre. O zaman ciddi işler çıkıyor. 5. Denizli Cam Bienali'nde oyalı alın teri çalışmam sergilenmeye layık görüldü. Ben opalin çalışmayı çok seviyorum, hakiki opalin. Bu geçmiş opalin lokumluklar belki herkesin bildiği bir terim. İçinde böyle süt beyazı gibi ama sütlendirilme efekti verilen beyaz değil de içinde pırıltısı, janjanı olan bir opalin var. Direkt opalin olarak ithal ediyorum. Özellikle bulunmayan, az bulunan ve zor çalışılan bir malzeme renk. Renklendirilmiş camla çalışmak istedim. Biraz antik değerden bir gönderme olsun istedim. Çünkü opalin lokumluklar her müzayedede ortaya çıkan şeyler. Çünkü biz Anadolu'da benim anneannemde de hatırladığım bir sürü toplumumuza en çok emeği geçen kadınlarımızın olduğunu düşündüğüm beyaz, yarı şeffaf, tülbent, kenarları renkli çiçeklerle oyalı emektar kadınlarımıza biraz böyle bir kendi çapımda saygı duruşu göndermek istedim. Ve bunu da sadece oyalı alın teri olarak bir sergi olarak da gelecekte planlıyorum. Burada kullandığım teknik yine sıcak cam üfleme. Belli bir fıske aşamasından sonra tülbentin katlanmış hissini veren kesikleri yaptıktan sonra kenarına özel bir kalıp geliştirdim. Bu kaviste üzerine Venedik usulü böyle bir bizim oyaların tabanı olabilecek delikler yaratabileceğimiz cam ipleri aralarını sıkıştırarak delikli pico delikleri diyebileceğim delikler hazırladık. Yapıştırdım daha doğrusu üzerine. Ondan sonra benim eskiden tanıdığım çok güzel oyalar yapan bir dostuma teslim ettim. Direkt cama oyalarını yaptı. Çünkü çok güzel bana da oyalar yapardı, hediyeler ederdi. Yüzyıllardır devam eden iki gelenekselin ortak alanda, aslında ben çağdaş cam çalıştığım için çağdaş bir ortamda birleştiğini görmek aslında beni gerçekten sevindiriyor. Bu Ebru'yu kitreli suda yaptığımız zaman, sudayken transparan fakat kağıdı aldığımızda transparanlığını kaybediyor aslında baktığınızda. Camda onu hapsetmiş oluyoruz bana göre bu an içerisinde ve birkaç bin yıla dayanabilen bir malzemeye de dönüşüyor.
Bir anlamda geleneksel cam üfleme, geleneksel bir sanatımız. Geleneksel ebrumuz, geleneksel bir sanatımız. İki geleneksel sanatın birleşmesi sonucu çağdaş bir yorum ortaya çıkmış oluyor ve bu beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Beni aslında tetikleyen konulardan biri mutluluk sahneleri, bize mutluluk veren bazı sahneleri camda yapabilmek, hayatımızın içine güncel ortamımıza katabilmek istiyorum. Bunun da bir tanesi mesela Nilüfer Bahçesi'nde periler diye bir konu belirledim kendime. Hocalarımdan öğrendiğim bir teknikle, heykel tekniğiyle, sıcak cam heykel tekniğiyle yapılan nilüferler. Almanya'dan çok önemli bir galeriden, cam galerisinden sergiye katılma teklifi alınca dış mekan enstalasyonu talep etmişlerdi. O zaman Nilüfer Bahçesi'ndeki perilerimi gerçekleştirip Almanya'da bir sergiye katıldım. Onun arkasından da Avusturya Konsolosluk binasının oradaki Yeniköy Palas'ta yapılan bir karma sergide çok büyük 40 parçalık bir enstalasyon yaptım gördüğü ilgi üzerine. Boruları pirinçtir. Her biri farklı boylarda, kalınlıklarda Capriel Boğosyan tarafından yapıldı. Asitle oksitlendi, bronz efekti verildi. Boyayla yapılmadı. Yapraklarım avanturin yeşil kullandım özellikle. Kugler, hep Kugler renkleri kullanıyorum zaten. Avanturin'de sim var içinde bolca. Özellikle dış mekanda, güneş aldığı yerlerde çok şıkırtılı, bayağı bir parlama sim yapıyor. İçinden koyu yeşil, içinden çıktığı için rahatsız da etmiyor. Nilüferlerim, Karen Willenbrink Johnson'dan öğrendiğim serbest şekillendirme, sıcak cam heykel tekniğiyle yapılmadır. Üfleme değil, fakat direkt piponun ucunda yerleştirerek ve elle, kendi özel maşasıyla şekillendirerek tek tek ekleme yaptığım bir yaprak şekli. Aslında bu konularda nilüferler tabii bu şekilde dış mekana çok uygun olduğu için ilk çalıştığım çiçek grubu oldu. Aralarına da periler yapıp serpiştiriyorum. Renkli saçlı periler, mavi saçlı, turuncu saçlı periler. Perilerin kanatlarını opalinden çalışıyorum. Gelenekseli üzerine devam ederek çağdaşlaşmanız, bence çağdaş bir sanatçı olarak kalmak istiyorsanız da en doğrusu. Veya bir gelenekselciyseniz de çağdaşı komple görmezden gelmeniz, gelenekselin bile daha iyi yapılabilmesine engel olan bir dar alanlık olur gibi geliyor bana. O yüzden ikisinin gerçekten birbirini desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten insanlar çalıştıkça uzmanlık alanları ayrıldığı için hiçbir zaman geleneksel çalışmak isteyen çağdaş çok fazla konulara giremez, vakitsel olarak giremez. Çağdaş illa çalışmak istiyorum diyen bir sanatçı da geleneksele çok fazla vakit ayıramaz. Ama birbirlerine saygı ve karşılıklı görgü bilgi alışverişi içerisinde olmaları şart diye düşünüyorum. Yaşam boyunca tecrübe kazandıkça yolumun üzerine bırakılan işaretleri fark etmeye başladım. Bu işaretler insanın karşısına hayatta pek çok farklı şekilde çıkabiliyor. Bunlar bazen minik pırıltılar olabiliyor, bazen pembemsi bulutlar, bazen de kırmızı dur işaretleri olabiliyor. Ben bunları okumaya çalışıp hayatımın daha iyi gittiğini düşünüyorum. Bundan sonra da hep bu işaretleri okumaya çalışıp keyfini çıkarmayı planlıyorum.